ve sanatçılarımıza selamlar. Cüneyt Arkın'ı da rahmetle anıyor. Soyadının film afişini de sevgi ve saygıyla sunuyorum diyor. Filmi Alpago. Efendim. Böyle bir afişi de var. Sayın Alpago'ya da selamlar, Önay Alpago'ya. Evet. Saygılar, sevgiler. Çok değerli bir devlet kadınıdır. Evet. Pınar Hanım'ın da mesajı var. Pınar Türenç. O da iyi bir dostumuzdur. Rahmetli kocası da öyleydi. Eskişehir hayranıdırlar. Zevkle izliyorum diyor. Sevgilerimizi de iletirseniz memnun evet. olacağım. Mutlaka Tufan Türenç de duyuyordur diyor. Tabii Yılmaz rahmetle Hoca, anıyoruz. Efsanedir, tektir, sevgi ve saygılarımla diyor. Şimdi Eskişehir'in Ankara'da sesi var. Sevgili Jale Hanım burada. Jale Hanım'ı lütfen... Ve meslek hayatına birlikte başladık neredeyse. O diplomasi muhabiriydi. Ben de böcek haberleri yapıyordum. Tabiat haberleri yapıyordum. Byte dergisinden çeviriler yapıp faşist karıncalar diye haberler. Ondan sonra yetenekli arılar diye haberler yapıyordum. Diplomasi muhabiriydi. Utku Çakırözer. Şimdi Ankara'daki sesiniz. Ve Odun Pazarı'nın belediye başkanı Kazım Başkan da burada. Ve de sıcacık yürekleriyle Eskişehir halkı burada. Nihat Yeşil'in selamları var. Nihat Yeşil, Ankara milletvekili selamları evet. var. Hocamı ve bütün Eskişehir halkını Nebil Bey'le birlikte selamlıyorum. Biz de sevgiyle selamlarımızı yollayalım. Evet. Hocam şimdi şöyle yapalım mı? Cüneyt Arkın'ı biraz sonra da bir ona gelecek bir türkü söyleyeceğiz değil mi? Hocam. Evet. Bir türkü söyleyeceğiz. Bir türkü söyleyeceğiz. Ama önce Yılmaz Güney arkadaşınız da ama bütün Türkiye onu tabii biz filmlerini izlerdik. Film bitince sokakta gider oynardık. Malkoçoğlu olurdum ben. Sadece uçamıyordum ama bütün şey yani diğer bütün zaten filmin yarısında havadaydı Cüneyt Arkın o filmlerde değil mi? Ama bazı filmleri var ki bizi derinden etkileyen filmlerdir Nebil Özgentürk. Evet. Mesela Öğretmen Kemal'i hatırlıyor musunuz? Kuvayi Milliyeci Öğretmen Kemal'i hatırlıyor musunuz? Kürşat hazır mı? Abi biraz konuş sen diyor Kürşat. Tamam Kürşat konuşacağım. Ama sonra da çok konuşuyorsun diyorlar. Kürşat hazırlık yapamadığı için ben konuşuyorum. Bilginiz olsun. Evet şimdi Cüneyt Arkın peki çocukluğunda edebiyata, kitaplara düşkün birisiydi. Biraz anlatır mısınız? O tutku nereye savruldu? Tabii yani Cüneyt Arkın'la ilkokul yaşlarından itibaren o tıbbiyeyi bitirip sektör değiştirdiği günlere kadar hep beraberdik. Ondan sonraki yıllarda da Eskişehir hayranlığı vardır onun özünde. Her Eskişehir göçmen çocuklarında, göçmen ekiplerinin çocuklarında olduğu gibi. Ve sık sık Eskişehir'e gelirdi. Kendisine okul sıralarında ilkokuldan sonra ortaokulda başladık. İlkokulda o Necati Bey ilkokulunda okurdu. Orası şimdi evinin olduğu yere bir opera binası, içinde bir büyük tiyatrosu ve bir de opera salonu olan bina yaptık. İlk yaptığımız kültürel binadır. Benim de inkılap okuluydu, yakındı bunlar birbirine. Bayat Pazarı denilen genellikle göçmenlerin yerleştiği bir bölgedeydik. Ortaokuldan itibaren de aynı sınıfa düştük. Lisede ise aynı sırayı paylaştık. Bir sıranın sağ tarafında ben otururdum, sol tarafında o otururdu. Tek bir sıra. Uzun yıllar boyu sürdü dostluğumuz. Hakikaten tabii film sanatçılığından öte çok kuvvetli bir edebiyat yönü vardı onun. Pek bilinmezdi. Bazen böyle röportajlar yapılır kamerayla televizyonlarda falan. Edebi sözler söylerdi. Onu bazıları ya yapmacık ama kültürlü gözüksün diye söylüyor derlerdi. Çekemeyenleri, arkadaşları falan. Halbuki vardı. Gerçekten içindeydi. Dönemin edebiyatla ilgili Türkiye'de çıkan bütün dergilerinde, mecmualarına hikayeler yazardı. İyi bir ressamdı, o tarafını da söyleyeyim. Zaten bizim şubemiz o lise sona kadar
beraber okuduğumuz, sırayı paylaştığımız yıllarda öğretmenlerimiz çok iyi öğretmenlerdi. Bize yalnız kendi branşları olan bilgileri, müfredat dediğimiz bilgileri aktarmanın ötesinde yeteneklerimizi geliştirecek görevler verirlerdi. Ve keşfe çalışırlardı bizi. Ayrıca kurslar yaparlardı. Daha başka bir şey yaparlardı. Halk evi çok yakındı. Fahrettin'in ve benim bulunduğum mahalleler, Mamure Mahallesi, İlhacı Ali Bey Mahallesi, köprü başında merkezdi. Şimdi İş Bankası oldu ama İş Bankası ile de anlaştık. İnşallah İş Bankası yıkacak yerine eski halk evini, eski mimarisini yeniden yerleştirecek. Eskişehir'in hafızası böylece yeniden yerleşmiş olacak. Şimdi aslında birbirimizle yarıştığımız işlerden bir tanesi resimli roman yapmaktı. Resimli roman için kahraman lazım, konu lazım. O şeye düşkündü, Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun kitaplarına. O dönemde gençler için falan kahramanlık kitapları. Hep o Kara Muratlar, efendim, Battal Gaziler. Battal Gaziler ve işte ne kadar filmlerinde isim olarak kullandığı eski Türklere ait, kahraman Türklere ait isimler varsa onları resimlerdi. Ben de Ömer Seyfettin'in hikayelerini resimlerdim. Ömer Seyfettin'in bombası, Ömer Seyfettin'in diyeti falan. Nereye yapardık bu resimleri? Kalın, okulda en kalın ders defteri matematik dersleriyle ilgili olandı. Sarı defter derdik. Saman karışık olduğu için çok tabii alıştırmalar yapacaksınız, matematik hesaplar yapacaksınız. Çok yer işgal eder. Onun için hem ucuzdu o defterler hem çok kalındı. İkimizin de defterleri, matematik defterlerinin baş sayfasını açtığınız zaman, ön kapağını açtığınız zaman ilk sayfalar kitabın defterin ortalarına kadar hep problem çözümleriyle doludur. Defteri ters çevirir de son kapağından, arka kapağından açmaya başlarsanız çizgi halinde resimli romanları görürdünüz. Orada da Fahrettin de benimkiydi. Buna en çok kızan rahmetli matematik hocamız Mahmut Akay'dı. Mahmut Akay diye bir hocamız vardı. Gelir sıraların arasında dolaşırken defterlere, bizim defterlere musallat olur. Önce başlara bakar, doğru yapmış mıyız, yapmamış mıyız çözümleri. Sonra arka sayfaları alır. Bu sizin resim yapmanız için değil, hesabı, aritmetiği, matematiği öğrenmeniz için alınmış, analarınızın, babalarınızın alınmış olduğu defterdi der. Kızardı. Cezamız birer tokattı. Ensemize bir Fahrettin'e bir de bana birer tokat atardı. Sonra Fahrettin onları uzun süre sakladı. Fakat filmciliğe daldıktan sonra, film işlerine daldıktan bıraktı. Sonra Eskişehir'den biraz uzaklaştı. O oturdukları ev bir Tatar evi dediğimiz bizim evlerdir. Büyük avlu içerisinde 3-4 hane vardır. İkişer, üçer odalı. Fakat benim de ne zaman, neden ilgilenemedim o dönemler, niye oralara gitmedim hatırlayamıyorum. Yıkılıp yerine apartman yapılmış. Maalesef yani, oysa onun şimdi... Bu fotoğrafta evi arıyorsunuz herhalde değil evet, mi? Evet, evi gösteriyorum. Şuradaydı diyorum eviniz ama şimdi o ev yok. Necati Bey ilkokulundaydı ama dediğim gibi evinin olduğu yer, teselli ettiğimiz bir nokta var. Bizim Büyükşehir Belediyesi'nin opera ve tiyatro sahnelerinin olduğu yer, binadır. Onun üstüne oturmuştur, onların evinin üstüne. Evet, Nevil Bey? Seyrancığım, hocamız hikaye yazar dedi ya, biz de belgeselci, anlatıcı olarak ispat edelim, müsaade edersiniz. Buyurun. Ben Cüneyt abiyle 16 saat konuşup işte bir 70 dakikalık belgesel yaptım. Sinemada gördüğüm en güzel Türkçe konuşan aktördü. Gerçekten pırıl pırıl bir Türkçesi vardı. Biz yanında yaya yani kalırız. Yaya kalırız gerçekten. Pek çok edebiyatçı, anlatıcı da yaya kalır. Efsanevi bir dil şeyi vardı, bilgisi ve çok güzel kullanıyordu. Ben neden olduğunu tabii biraz daha böyle bakınca, belgeselci olarak bakınca bir öyküsünü buldum. İnsan Çiti adı. Böyle müsaade ederseniz bir dakika okuyayım. Olur mu? Bir dakika okuyacağım. Diyor ki bakın, 1960 yılında yazmış Eskişehir'deyken. İşte o zaman büyük şehirden ne kadar uzakta şu eşyalarla yapayalnız kaldığımı anladım. Onları kıskanıyordum galiba. Birbirimizi kıskanıyorduk. Fakat ben ölsem bile oydum. İnsandım ben. Özetliyorum. Kapım kapalı kaldı. Bir ömür boyu gibi kapalı kaldı. Kimse gelmedi, beni görmedi. Sabaha karşı öldüm. Şuraya baksanıza. Ya, açlık ve susuzluktan öldü desinler diye bir şeye el sürmemiştim.
O eşyalarda batmayı görmenin ve ölmenin hüznü vardı. İşte o zaman onları kıskandım. Yaşarken tek gerçeğim buydu. Şimdi cesedimi alıp gömecekleri günü bekliyorum. Müthiş. Teşekkürler Nebil Özgentür. Cüneyt Arkın'dan bir öykü. Öğretmenimiz burada ve öğretmen Kemal.